Akdeniz'de bu sorun varken biz en azından dua etmek zorunda değil miyiz? Gemilerimiz, Fatih gemisi vardı, şimdi Yavuz da gitti. İki gemimizin selameti için, mürettebatının selameti için, bu gavurların onlara ilişememesi için Allah'a dua edeceğiz, millete de şuur vereceğiz, millete de bunu anlatacağız değil mi? Bu da bizim vazifemiz. Yani bunları konuşuyor musunuz dedi de, konuşuyoruz dedim. Konuşmuyor muyuz? Bir benim sohbetlerimin bir farkı da bu değil mi? Bir farkı da bu. Yani bunlar memleket meselesi, milli meseleler. Bunlar konuşmadan olmaz. Bunları konuşuyoruz, konuşacağız. Onun için şimdi bazı şeyler, fedakarlıklar lazım olabilir. Efendim, gördüğünden geri kalabiliriz. İşte efendim, yediğimizi yiyemeyebiliriz. Tatilimizi eskisi gibi keyifli sürdüremeyebiliriz. Yani maddi sıkıntılar olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama insan vazgeçemeyeceği şey, efendim, dini, imanı, vatanı, kutsalları, bayrağı değil mi? Bunlar için her şey feda edilir. İşte bu şehitlerimize de okurken hep bu konulara bazen girebiliyoruz. Çünkü onlar Allah için ve bu vatanın muhafazası için kanlarını, canlarını seve seve feda ediyorlar. Feda ediyorlar. Bizde hakları tereddüt ediyor. Biz onların kanlarının, canlarının bereketiyle burada sohbet yapıyoruz, namaz kılıyoruz. Yoksa ne güvenliğimiz kalır, ne bir şeyimiz kalır. Bak Suriye ne hale geldi? Nerede bir cemaat toplanıp oturacak yani? PYD geliyor, basıyor, eziyor, gidiyor, milleti kırıyor, geçiriyor. Tarla alanı veriyor ateşe. E biz elhamdülillah bir emniyetimiz varsa, bir güvencemiz varsa, bir namusumuzu düşünmüyorsak, çoluk çocuğumuzun ırzını düşünmüyorsak, malımızı, evimizi, arsamızı düşünmüyorsak, bu askerimizin, polisimizin emekleri sayesindedir. Allah onları var eylesin, aziz eylesin, sıhhat afiyette daim eylesin, şerlerden, teröristlerden muhafaza eylesin. Onlara çok hayırlar ihsan eylesin. Amin. Geçmişlerine, ölmüşlerine, şehit olanlarına da Rabbim gargayı garik rahmetler eylesin. Amin. Vatanımızın bu beka sorunu bir an evvel Rabbim izale eylesin. Kimse bize yan bakamayacak şekilde maddi, manevi her sahada güçlenmemizi ihsan eylesin. Buna mani olacak FETÖ'südür, içerideki çeteleridir, PKK'sıdır, PYD'sidir, teröristleridir, vatan hainleridir. İçeride dışarıda Allah'ım cümlesini kahru mahru perişan eylesin. Bütün imkanlarını iptal eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Kimler takıya yapıyorsa, bizi milliyetçiyim diye kandırıyorsa, kimler milliyetçi gözüküp arkadan ayrı planlar yapıyorsa, arkadan ayrı anlaşmalar vatanın milletin aleyhine yapıyorsa, Allah onların da iç yüzünü teşhir eylesin. Amin. Onların da bütün güçlerini iptal eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin.